Bayramı da arkada bıraktık. Biraz son gün içinde de tekbirlerin bittiğinde biraz dikkatime dokundu. Sanki bir misafir gibi gelmişti. Biraz da 3-4 gün alışmıştık. Bu da bazı emarelerle kendisini hissettiriyor. İşte kurban gibi, tekbirler gibi şeyler. Bunlar kesilince bu defa gönül onun veda soluklarını duymuş gibi oluyorsunuz. Diğer şeyler de öyle yani. Bu arkadaşların gelmeleri, gitmeleriyle de aynı şeyleri duyuyorum. Her gelen Davut Sıla'yı hatırlatıyor. Her giden de biraz kalırsa, biraz alışırsanız içinizde bir hicran bırakıp öyle gidiyor. Dünyaya da biraz alıştığımızdan, çevremize alıştığımızdan dolayı zannediyorum ruhumuzun ufkuna yürüdüğümüz zaman orada da böyle geriye dönüp bakacak arkadaşlardan ayrılık. Gerçi öbür tarafta çok tanıdığımız insan var. Zincire vurulmazsak, kayıt altına alınmazsak, onlarla görüşmek suretiyle teselli olabiliriz. Fakat orada da zannediyorum yine gözler dolar. Onca dosttan ayrılıyoruz. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir durumu söz konusu. Duygulanıyor çok öbür tarafa yürüyeceğini. Oysa ki vesayet hep başımızın üzerinde. Ama diğerler onu görmeyecek. O diğerlerin her haliyle her zaman hemhal olacak ama diğerler onu göremeyecek. Bir de cismaniyet dünyası itibariyle görme, duyma ayrı bir mesele. El sıkışma arzu ettiği zaman diz dize oturma. Soluklarını onlara duyurma, onların soluklarını duyma. Bunlar daha farklı vuslat hemhemesi, demdemesi şeyler. Bundan dolayı duygulanıyor. Bir başka büyük zat için, Ehlullah'tan bir zat için de yakınlarından birisi anlatmıştı. O da bir dönemde zannediyorum senatörlük yapanlardan, sevdiğimiz insanlardan birisiydi. Böyle vefatı söz konusu olunca duygulandı, çevresine baktı, duygulandı. İşte insan böyle bir güzergâhta bulunuyor, böyle bir yol ayrımında bulunuyor. Gelen geliyor, giden gidiyor. Ve bunlar zannediyorum hepsi bir şeyi hatırlatıyor. Kime ait olduğunu bilmem de Güneni Mehmet Efendi'ye nispet ediliyor. Bizim Muhsin Hoca'dan dinlemiştim. O söylüyor. Ama kaynağı o mu? Yoksa o da başka bir yerden mi almış bilemiyorum. O saatin zinciri bitince diyor yani. Zincir değil de eski saatlerin zembereği. Saatin zembereği boşalınca eyleme tık tık. Vakti merhunu gelince ruha derler çık çık. Biraz latifevari bir şey oluyor. Hakk'a kulluk eyle zira ahirette dinlemezler hınk mınk. Diyor. Göneni Mehmet Efendi çoğunuz görmüş tanımışsınızdır. Kıtmir de tanıma şerefiyle şerefiye bulmuştu ama o Kıtmir'i tanımamıştı zannediyorum. Mübarek bir insan. Çok hizmet etmiş bir insandı. Çok yani. Hizmet boyunduruğunun yere konduğu dönemde o kilise camii gibi yerde böyle yerde yatıp kalkan orada işte ocaklar içinde yemeklerini yapan caminin içinde ben orayı gördüm. Bu talebeler daha başka yerdeki talebeler kapı kapı dolaşır onların nafakalarını temin etmeye çalışır. Aman onlar için böyle İmam Hatip gibi, Kur'an kursu gibi bir imkan yok. Hususiyle İslam enstitüleri de yok, daha sonra ilahiyat fakülteleri oldu. Bu dönemde öyle o gayretli insanların, okutanların yanında aynı zamanda okutmaya zemin hazırlayan, o işin finansörlüğünü üzerine alan, kendi imkanları da olmadığından dolayı kapı kapı bizim Hacı Kemal gibi dolaşıp dilencilik yapan, şerefli bir dilencilik kendileri adına yapmadıklarından dolayı
paye sayılan bir dilencilik o. Yüz suyu döküyorsunuz, üzülüyorsunuz, utanıyorsunuz, hicap duyuyorsunuz ama bütün bunlar sizin için değil. Ruh abidesini ikame etmeye matuf. Kendi dirilişinizi sağlamaya matuf bir şey oluyor. O zat da öyle bir zattı yani. Değişik kimselerden hep öyle olduğunu dinledim. Sultanahmet de imamdı malum. Yüksek okul mezunu, o zaman Selahattin camileri öğlelerini imam yapıyorlar. Bunun gibi ona nispet ediliyor ruh. Saatin zinciri boşalınca eylemez tık tık. Evet. Böyle bir bir gelir insanlar, bir bir gider, gelen gider, giden gelmez. Kalır bir. Bu bakımdan da herhalde o birle münasebeti kavi tutmak lazım. Yoksa çok ciddi öbür tarafta yalnızlık yaşarız. Dostları burada bırakıp öbür tarafa gidişte o birle de burada münasebeti sıkı tesis etmemişsek sürekli böyle tanışma mesajlarıyla, yakın olma mesajlarıyla maiyetek, maiyetek, maiyetek dememişsek, teveccühek, teveccühek dememişsek, nezdin, nezdin dememişsek, rızan, rızan dememişsek, kendimizi bir gariplik içine, bir yalnızlık içine salmış oluruz. Çünkü karşılıklı oluyor. Ruh her meseleyi kendi zat-ı uluhiyeti adına tenezzül dalga boyuyla, bizim hesabımıza da bizim için bir terefu dalga boyuyla, bu tabir yok. Ama ille de yok diye, kullanmama diye bir şey de olmaz yani. Yani onun sizinle böyle bir mukavele yapması, zat-ı uluhiyetin tevazu ahlakı öğretme adına size tenezzül dalga boyunda bir tecellisidir, bir tecelli. Hazreti Pir de Kur'an-ı Kerim'le alakalı tenezzülatül ilahiye ila ukulil beşer diyor. İlahi ifade beşer idraki seviyesine tenezzül dalga boyunda iniyor diyor. İnsanların da öyle bir mukavelede o mukaveleye vicdanen, hissen imza atmaları o da terefu dalga boylu oluyor yani. Biz ona melekler yürürken, yükselirken işte herhalde arşa ait veya kürsüye ait bir noktaya ulaşma. O müteşabih anlayamıyorum ben onu yani Kur'an-ı Kerim diyor. 50 bin sene diyor yani. Yani hemen düşündükleri yerde bulunan melekler onun daire-i hususiyesi, hazire-i kutsi diyebileceğimiz yere ulaşmak için 50 bin sene de ancak ulaşabiliyorlar. Bu her yerde hazır ve nasır fakat bir daire-i kutsiyesi, bir harem dairesi var yani. Haslara mahsus, Allahu alem. Fakat yine de müteşabih olduğundan dolayı kesin bir şey söyleyemiyorum. Tefsirde gelmedik oraya, 50 bin seneye gelmedik, gelecek. Evet, bu açıdan da onun mukavelesi, insanla mukavelesi, işte o tenezzül tecelli dalga boyu ve insana da terefü dalga boyu bir tecelli imkanı bahşediyor. Mukavele yapıyor. Çok önemli bir şey yani. Hususi kullarını, yarattığı kullarını, içlerinde kendilerine ait hiçbir şeyin bulunmadığı, her şeyleriyle ona ait olan o kullar, bir paye ile belli bir paye ile Allah karşısına alıyor onları. Onlarla bir mukavelede bulunuyor. Adım atın, ben daha hızlı size yaklaşırım diyor. Bu da müşakele, mukabele. Dil hususiyetiyle, belaatla alakalı bir şeyle. Yani karşılığını veriyor, katlayarak veriyor. Siz bir yapıyorsanız 10 veriyor o. Siz 10 yapıyorsanız o 100 veriyor. Siz 100 yapıyorsanız o 1000 veriyor demek böyle bir. Öyle bir müşakele. Yoksa o zamandan mekandan münezzeh bulunmaz Rabbimin zıddi ve niddi misalemdir. Ve surette münezzehtir, mukaddestir Teala Allah. Şeriki yok, veridir doğmadan, doğurmadan ancak ahattir, küffü yok. İhlas içinde zikreder Allah. Ne cismu, ne arazdir, ne müteayyiz, ne cevher. Yemez, içmez, zaman geçmez, veridir cümleden Allah. Tebeddülden, tegayyürden, dahi elvanı eşkaldan,
muhakkak ol müberradır. Budur sevdi sıfatullah. Sıfatı zatiye, sıfatı subutiye, bir de sıfatı sevdi zatı üluhiyete nispeti caiz olmayan şeyler. İbrahim Hakkı Hazretleri Tevhid namesinde Huda Rabbim Nebim Hakk'a Muhammedur Resulullah mısralarıyla başlayan manzum Tevhid namesinde meseleye böyle yaklaşıyor. Onu öyle kabul etmek lazım. Usulüddin uleması meseleyi öyle kabul etmiş. Onun için yaklaşma, uzaklaşma filan bunlar müşakele, mukabele adına söylenmiş sözlerdir. Yaklaşacak birisi varsa kendi uzaklığını aşarak yaklaşan insandır. Uzaklık bize aittir. Cismaniyet, beden, hayvaniyet, beşeri garizeler gibi, şehevi duygular gibi, kendi akıl ve mantığımızın altında kalıp ezilme gibi, kendi muhakemelerimizin esir olma gibi şeyler, bunlar bizi ondan uzaklaştıran şeylerdir. Bunları kırarak onun istediği istikamette ona doğru yürüme, kendi uzaklığımızı aşmış, ona yaklaşmış oluruz. Aradaki o uzaklığı biz yok ediyoruz yani. Dolayısıyla gerçekten onun yakın olduğunu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, şah damarından daha yakınız biz size diyor. Bizim uzaklığımızı kırıp dağıtınca o yakınlığı duyuyoruz. Onun yakınlığı zati. Efendim, bir uzaklık meselesi söz konusuysa bizden kaynaklanan arzi, bu tabirde usulü din açısından yine sorgulanabilir. Dık elfazdan dolayı kullandım. İlahiyatçılar değerlendirsinler onu. Evet, Davud Sıla'dan ayrılıktan geldi de esas en büyük ayrılık haktan cüda düşmektir. Haktan uzak olmaktır. Bence onu bulan Üstad Hazretleri malum onu da diyor. Hikemi Atayye'den مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَ وَمَا ذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَ. Onu bulan neyi kaybetmiştir ki? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? Diyor yani. Hikemi Atayye'de çok güzel hikmet sözleri var. Böyle bir mücellet şerh bile yazılmış onu, o Hikemi Atayye mücellet. Bir başka hak dostu yazmış. Önemli bir zat o. Hazreti Üstad da onun o sözünü sadece alıyor. Üzerinde durmaya değer, kıymetli buluyor. Onu bulan neyi kaybetmiştir ki onu kaybeden kendi adına esasen o kayıp değil, o hazır ve nazır. Fakat o gaybubeti insan kendisi yaşıyor. İşte o gaybubet aşılırsa bir mutlak beraberlik mahiyeti erilmiş olur ki insan hiç hasret yaşamaz, hiç gurbet yaşamaz. Oraya gidince görür onu. İnsanı nelerle sevindirir Allah Celle Celaluhu. Ama yine Hazreti Pir'in sözüyle noktalayalım. Bu türlü şeyleri böyle beyan ettikten sonra o beyana temas etmiyorum. Madem hakikat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına yüksel diyor. Biri bin etmenin yolu o, zerreyi güneş etmenin yolu o, damlayı derya yapmanın yolu da o, ondan geçiyor vesselam.